Dükkanlar su altında kaldı, esnaf isyan etti. Ya bu kadar basiretsiz, bu kadar beceriksiz bir yönetim olur mu ya? İçeri girilmiyor. Kazan dairesinde ben ekmek parası kazanıyorum. Onlar da yatarak ekmek parası kazanıyor. Yaptıkları hizmet bu işte. Sağnak yaş kısa sürede Zonguldak'ı sular altında bıraktı. İş yerlerinin su bastığını gören esnaf, olay yerine gelen belediye başkanını rehin aldı. Abi ayrılma başkanım, ayrılma. Ekmek yiyorum. Ya bırak, ekmek bütün canımızda. Benim yanımızda. Buradayım. Benim yanımızda. Ben buradayım. Ekip gelsin öyle adamı. Ekip gelsin ayrılalım. Hadi gitme. Ekip gelsin ayrılalım buradan. Alo. Allah Allah. Zonguldak'ta gece saatlerinde yağan yağmur birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Kent merkezindeki bir iş merkezi ve çevresindeki dükkanlarda selden nasibini aldı. Evlerinden çıkıp dükkanlarına gelen esnaf da su baskınından belediyeyi sorumlu tuttu. Görüyorsunuz değil mi? Her yağmur yağdığında böyle oluyor. 2 dakikada yağmur yağsa aynı. Bir saatte de yansa aynı. Ha şimdi diyecekler ki afat. Su baskını yaşanan Gazi Paşa Caddesi'ndeki iş merkezine giden CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir tepkiyle karşılaştı. Bir süre inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrılmak isteyen belediye başkanının gitmesine esnaf izin vermedi. Abi ayrılma başkanım, ayrılma. Ekmek yiyorum. Ya bırak, ekmek bütün canımızda. Benim yanımızda. Buradayım. Benim yanımızda. Ben buradayım. Ekip gelsin öyle adamı. Ekip gelsin ayrılalım. Hadi gitme. Ekip gelsin ayrılalım buradan. Alo. Bir süre sonra belediye ekipleri geldi ama iş merkezinin içindeki suyu tahliye edemedi. Bu kez AFAD ekipleri su baskını yaşanan yere gelerek müdahale etti. Bir süre sonra yapılan çalışma sonucu iş merkezindeki yağmur suyu tahliye edildi. Buyur ya. 3 tane makine geldi hala çalışmadı belediyenin. 4. makine AFAD geldi o yıl. Huzurla rahatlıkla maaş aldılar. Helal olsun.